Şimdi yeni bir subtype açıyorum. Manage Types bölümünden. Dokümanların altına subtype açtım ve adını değişiklik yayını yaptım. Internal name'ini. Ve display name'ini de değişiklik yayını yapıyorum. Bu subtype'ımızın dokümanların altında gözükeceği isim oldu. Şimdi bu değişiklik yayını alt dokümanına diyeyim girip içinde diğer videodaki tanımladığımız attribütleri dokümanın içinde tanımlayacağız. Edit diyorum ve Create a new attribute ikona tıklıyorum. Yeni attribütü bir önceki videoda global attribute olarak tanımladığımız attributeleri şimdi burada çağıracağım. Öncelikle problemin tanımı attribute'ünü giriyorum. İkinci next diyorum ve ilk videodaki root'lardan tanımladığım attribute'ü seçiyorum. Şimdi display name'ini İngilizce karakterden, internal karakterden Türkçe karakterine çeviriyorum. Bunlar string attribute'lerdi biliyorsunuz. Yani alfabetik karakter içeriyor. Bunu tamamladım. Şimdi ikinci attribute'e geçtim. Problemin nedeni. Bu da gene global attribute. Geçen videodaki attribute'ü çağırıyorum aynı şekilde. Problemin nedeni. Next dedim. Apply deyip finish'ten önce display name'ini problemin nedeni Türkçe karakter yazdım. Apply dedim. Şimdi diğer global attribute problemin çözümü. Next dedim. Ve aynı şekilde seçtim. Türkçe karaktere çevirdim. Apply dedim. Şimdi bir string attribute olmayan bir date attribute yazalım. Çözüm tarihi. Next dedim. Date attribute'ü de globalden çağırıyorum. Ve görüneceği formatı seçiyorum. Date and time diye. Yani tarife saat olarak seçim yapacağım. Display name'inde çözüm tarihi küçük harfle yazıyorum. Apply dedim. Ne kaldı? Problemin problemli ürünü. Yani problemli ürün adedini gireceğim burada. Bu da bir real number attribute'tü. Kaç tane problemli ürün olduğunu bu attribute'ün karşısındaki alana yazacağım. Problemli ürün adedi diye girdim. Ve bunda bir birim yoktu. Apply diyorum. Ve bu her bir problem ürünün maliyetini de bu attribute'de giriyorum. Problem maliyeti diye girelim. Bu da real number attribute. Her bir problemli ürünün kaç dolar olduğunu da burada gireceğiz. Ve sonra toplam maliyet hesaplatacağız. Problem maliyeti Türkçe yazdım. Adet başı diye parantez içinde belirtiyorum. Birimine yes dedim. Yani dolar olarak gözüksün dedim. Bunu da apply dedik. Son olarak calculated attribute'ümüz var. Yani hesaplama yapacağız. Bir formül yazacağız bunda. Toplam maliyet dedim internal name'ine. Az önce tanımladığım iki attribute'ü birbiriyle çarpma işlemi yaptıracağım burada. Özelliklere gireceğiz şimdi bu kısımda. Display name
Toplam problem maliyeti dedik. Formül olarak problemli ürün ve problemli ürün çarpı problem maliyeti diyeceğim. Yani şu an bu problemli üründen emin değilim ama zaten bir hata varsa bu attribute yazdığım attribute'lerde beni uyaracak sistem. Deneyelim. Değilse düzeltiriz. Birimi gene dolar olarak kalsın istiyorum. Ve finish dedim. Ki hata verdi. Problemli ürün diye bir attribute yok diyor. Neymiş ismi bakalım. Problemli ürün diye yazdık hatırlıyorum ama. Problemi ürün yazmışız. Bir L harfini unutmuşuz. Olsun. Bunu değiştirmeyelim. Oraya da problemi ürün şeklinde tanımlayalım calculated attribute'ümüzü. Bu şekilde attribute'leri görmeyi de eski attribute'lerimizi görmeyi de öğrenmiş olduk. Toplam maliyet dedim. Real number dedim. Toplam maliyet Türkçe karakter olarak düzelteyim. Toplam problem maliyeti. Formül problemi ürün çarpı problem maliyeti biriminde yazdık. Gene hata problemi yazmışım zaten. M yerine B'yi düzeltelim. Problemi ürün finish dedik. Attribute'lerimizi şu anda değişik yayın dokümanı içine tanımlamış olduk. Bu arada bir tane attribute'u unuttum. İlgili ürünü ekleyeceğimiz attribute'u unuttum. İlgili ürünü de tanımlayalım. Evet, ilgili ürünü unutmuşuz. Göremiyorum. İlgili ürün diye internal name'ini yazdım. İlgili ürünler seçiyorum daha önce tanımladığım yerden. Display name ilgili ürün olarak girdim. Bu drop down menü olacak. Bunu da görmeniz açısından yapıyorum. Aşağıya doğru ürünler çıkacak ve içlerinden birini seçeceğiz bu attribute'de. Attribute'lerin gözükmesini bekliyoruz. Evet, ilgili ürün attribute'ü geldi. İlgili ürün. Ve içinde hangi ürünleri seçeceğimizi tanımlayacağız şimdi. Bunun drop-down olduğunu, evet, selection list style'da görüyoruz. Radio button da seçebilirdik. Drop-down seçecek. Radio button zaten ben daha önceden tanımlamıştım. Buradaki artıya basarak legal value list'ten yandaki kaleme tıklayarak ya da ortadaki boşluğa girerek yazabiliriz değerleri. Buraya 1001 diye, 1002 diye ürünler gireceğim. Rastgele ürün şu anda uydurduğum bir şey. Buraya da dediğim gibi girebiliriz bunları. 1002, 1003, 1004, 1005 yazsak yeter herhalde. Okey bastım. Ve drop-down menüde bu listeden seçeceğim. Şimdi çözüm tarihi save'ledim. Ve çözüm tarihi rütünü açtım. Yan tarafa gelmesini bekliyorum. Geldi. Çözüm tarihimin de nasıl olduğunu kontrol etmek için açtım. Evet, date and time'mış. Zaten daha önce tanımlamıştım. Bunu date only yapabilirim. Date and time yapabilirim. Daha önce tanımlamıştım. Şimdi attribute'lerimizi tanımlamış olduk. Şimdi bir doküman içinden bu attribute'lere bakalım. Bir doküman oluşturalım değişikliği yayın diye. Oluşturduğumuz dokümanın içinde attribute'lerimizi girelim. Nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Bir folder'dan, product'ın altında herhangi bir product'ın bir folder'ından new document ikonuyla doküman oluşturabiliyorsunuz. New document dedim. Şimdi evet, değişiklik yayınını görüyorum subtype olarak. Tıkladım.
Evet. Şu an dosya eklemeyelim. No content diyelim. Evet. Daha önce bir radyo button. Şu kısım öncelikle default geliyor zaten. Name'i girmek zorundasınız. Değişiklik yayını 0001 dedim. Bu kısmı benim tanıdığım Revit'ler. Bunu daha önce yapmıştım dedim. Radio Button. Burada yayınlandığı departmana ARGE diyorum. Problemin tanımını bu kısma yazıyorum. Problemin tanımı şeklinde. Tabii daha uzun yazabiliyoruz. Ben şu an işte kısaca yazıyorum bu kısımları. Problem nedenini, problem şu nedenlerden dolayı ortaya çıktı. İşte problem çözümüne, problem şu şekilde çözüldü ve değişiklik gerekiyor şeklinde yazdım. Çözüm tarihini date etli bütünden seçiyorum şu anda. Saat seçiyorum rastgele. Problemli ürün adeti 20 adet. Üründe problem var diye girdim. Problem maliyetine işte adet başı 12,42 şeklinde. 12,42 dolar dedim. Unassignable toplam maliyeti o sayacak, hesaplayacak. İlgili ürünü de 1003 olarak seçtim. Attribütlerimi gördüm ve düzenledim. Şimdi yeni attachment ekleyebilirim ya da bir URL link ekleyeyim ben. İsmine link diyorum. Informatik plm.com diye URL linkimi de girdim. Finish dedim. Evet, dokümanımı görüyorum en üstte. Değişiklik yayını 001, versiyonu A1. Information'a tıklıyorum, nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet, şu üst kısım zaten default'tu. İsim girdim sadece orada. Altta kendi tanımladığım ve karşısına verileri girdiğim, dataları girdiğim attribute'ü görüyorum. Toplam maliyet hesaplanmış. Çarpma işlemi de çalışmış. Şimdi system kısmında lifecycle template'imi basic olarak görüyorum bu dokümanın. Ve state'imi in work, released ve cancelled olarak 3 state'ini görüyorum bu lifecycle'ın. Bir dahaki videoda lifecycle'ın state farklı bir lifecycle bağlayacağız bu dokümana ve farklı state'ler oluşturacağız. Bu videoluk anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkürler.